Özellik kuramı. Herkese merhaba. Tekrar hoş geldiniz. Bugün özellik kuramından bahsedeceğiz. Farklı kişilikleri tarif etmek için özelliklerden faydalanmak çok mantıklı, öyle değil mi? Özellik kuramı, kişiliği anlatmanın çok dolaysız bir yolu. Her gün yaptığımız bir şey aslında. Kişiliği tanımlanabilir davranış modelleri üzerinden tarif ediyor. İşte önemli bir terim. Davranış modelleri. Şimdi ne olduğunu biraz daha ayrıntılı anlatacağım. Diğer birçok kişilik kuramının aksine bu kuram özellikleri açıklamak yerine tarif ediyor. Yani bu kuramda açıklama değil, tarif söz konusu. Halbuki diğer birçok kişilik kuramı davranış modellerini açıklayarak anlatma eğiliminde. Peki özellik nedir? En yakın arkadaşınızı tarif etmenizi istesem ne gibi şeyler söylersiniz? Mesela arkadaşınızın komik, şefkatli, sadık veya soğukkanlı olduğunu söyleyebilirsiniz. İşte saydığım tüm bu kelimeler özellikleri temsil ediyor. Özellik görece istikrarlı bir nitelik olarak düşünülebilir. İşte tanıma ait bir terim daha. İstikrarlı nitelik. İstikrarlı sözcüğüyle neyi kastediyorum? Bireylerin tutarlı olarak belli davranışları sergilemesine neden olan şey istikrarlı niteliktir. Yani tutarlı olması gerekiyor. Anlamı istikrarlıya yakın. Yani kişilik çeşitli özelliklerin etkileşim ve kombinasyonuyla oluşuyor. Ve kişiye özgü bir şey. İki insan yoktur ki kişilikleri tıpatıp aynı olsun. Bunu ailemizde bile gözlemleyebiliriz. Birçok ortak gene sahip olsak da hepimizin kişilikleri farklıdır. Çünkü hepimizde farklı farklı özellikler bulunmaktadır. Şimdi bakalım, özellik kuramının farklı kuramcıları özellikleri tarif etmek için neler söylemiş? Ama önce biraz konu dışına çıkacağım. Evet, kişilik testlerini hep büyüleyici bulmuşumdur. Mesela Myers-Briggs kişilik tipi testi. Siz de bu teste tabi tutuldunuz mu bilmiyorum. Bu test özelliklerinizi 4 ana başlık altında değerlendiriyor. Ve 16 kişilik tipinden hangisine dahil olduğunuzu söylüyor. Bu 16 kişilik tipinden her biri gündelik yaşamınızda baskın olarak sergilediğiniz özellik ve davranış kümelerinden oluşuyor. Neyse, bu tür kişilik testlerinden hiçbirini yapmadıysanız şiddetle tavsiye ediyorum. Bir yapın. İşe alma sürecinde bu testleri kullanan birçok şirket biliyorum ben. Üstelik kendinizi ve eğilimlerinizi biraz daha iyi tanımanın eğlenceli bir yolu. Ben çok merak ederim şahsen. Özellik kuramları tüm bireylerin aynı özelliklere sahip olduğuna inanıp inanmamalarına göre birbirinden ayrılır. Evet, özellik kuramları tüm bireylerin aynı özelliklere sahip olduğuna inanıp inanmamalarına göre birbirinden ayrılır. Şimdi bu söylediğimi biraz açacağım. Siz de neyi kastettiğimi anlayacaksınız. İlk kuramcımızı ele alalım. Adı Gordon Allport. Allport herkesin farklı özelliklere sahip olduğunu ileri sürdü. Tüm bireylerin aynı özellikleri taşıdığına inanmıyordu. Dedi ki, özellikler bireyden bireye farklılık gösterir. Özellikleri tarif etmek için 4500 tarif sözcüğünden oluşan bir liste oluşturdu. Ki asıl liste bu değil. Belli ki asıl listedeki sözcük sayısı 10.000'in üstündeymiş. Çok çılgın bir şey bu. Her neyse. Allport bu 4500 sözcüğü kullanarak 3 ana özellik kategorisi oluşturmayı başardı. İlki kardinal özelliklerimiz. İkincisi merkezi özelliklerimiz. Ve sonuncusu ikincil özelliklerimiz. Bu üçü içinde bireyin eylemlerini en çok etkileyen özellikler kardinal özelliklerdir. Yani kardinal kategori baskın özelliklerimizi içeriyor. Mesela bir kişinin kardinal özelliği özgecillik yani bencil olmama hali veya
erk güdüsü olabilir. Alpor'a göre özgecillik veya erk güdüsü özellikleri tüm bireylerde bulunmaz. İşte kilit nokta bu. Her birey evrensel bir özellikler kümesinin elemanlarından oluşan bir özellikler alt kümesi barındırır. Ama her birey aynı özelliklere sahip değildir. Biraz ondan, biraz da bundan alıyoruz. O yüzden hepimizin özellikleri farklı farklı. Yani kardinal özelliklerimiz tüm davranışlarımız üzerinde etkili. Ama merkezi ve ikincil özelliklerimizin veya eğilimlerimizin de payı yok değil. Bunların davranışlarımız üzerindeki etkisi daha düşük bir seviyede. Yani bu özellikler baskın, bu özelliklerse daha zayıf. Merkezi özelliklere örnek olarak dürüstlüğü verebiliriz veya girişkenliği ya da utangaçlığı. Bunlar kardinal özelliklere göre daha az baskın özellikler. İkincil özelliklerse modern sanatı çok sevmek veya et yemeyi tercih etmemek gibi şeyler. Bunlar daha ziyade tercihler aslında veya tutumlar. Evet, şimdi gelelim ikinci kuramcıya. Adı Raymond Cattell. Cattell herkeste 16 temel kişilik özelliği bulunduğunu ileri sürdü. Hepimizde var bunlar. Cattell bunların kişiliğin temel boyutlarını temsil ettiğini söyledi. Oradan hareketle 16 kişilik faktörü envanterini oluşturdu. Orijinal adı nedeniyle 16 PF olarak kısaltılıyor. Yani tüm özelliklerimizi herkeste ortak olan 16 kişilik özelliğine ayırdı. Üçüncü kuramcı ise Hans Eysenck'ti. Eysenck'in kuramı herkesin 3 ana kişilik boyutuna sahip olduğu varsayımına dayanıyor. Bu 3 ana kişilik boyutu sahip olduğumuz tüm özellikleri kapsıyor. Ama bireyler olarak bu özellikleri ifade etme düzeylerimiz farklı. Yani bu da Alpor'un kuramından ayrılıyor. Alpor herkesin farklı özellik alt kümelerine sahip olduğunu söylüyordu. Eysenck ise bu özelliklerin herkeste bulunduğunu ama herkesin bunları farklı düzeylerde dışarı yansıttığını ifade ediyor. Kuramındaki 3 ana boyutta şunlar. İlki dışa dönüklük. Adından da anlaşılıyor aslında. İçe dönüklüğün tersi. Sosyalliğin ölçütü bu. İkincisi ise nevrotiklik. Nevrotiklik duygusal dengeyi temsil ediyor. Ve üçüncüsü psikotiklik. Aman yanlış yazmayayım. Psikotiklik gerçekliğin bozulma düzeyini anlatıyor. Demiştim ki Eysenck'e göre hepimiz bu 3 kategorideki tüm özelliklere sahibiz. Ama bunları dışarı yansıtma düzeylerimiz farklı. Küçük bir ikazda bulunayım. Eysenck, herkesin farklı seviyelerde dışa dönüklüğe ve nevrotikliğe sahip olduğunu söylüyor. Ama psikotiklik herkeste olmak zorunda değil. Devam ediyoruz. Önde gelen özellik kuramlarının sonuncusu büyük beşli. 5 faktör kişilik özellikleri modeli olarak da geçer. Büyük beşli de tüm toplumlarda ve tüm bireylerde bulunuyor. Büyük beşlideki ilk ana kişilik özelliği gelişime açıklık. Bunu farklı bir renkle yazayım. Yani ilki gelişime açıklık. Gelişime açıklığı tespit etmek için şöyle sorular soruyoruz. Başına buyruk musun, itaatkar mısın? Hayalci misin, uygulamacı mısın? İkincisi, öz disiplin. Öz disiplini belirlemek için de şu soruları soruyoruz. Dikkatli misin, dikkatsiz misin? Disiplinli misin, fevri misin? Düzenli misin, düzensiz misin? Üçüncü faktör, dışa dönüklük. Dışa dönüklüğü anlamak için de sorduğumuz sorular şunlar. Konuşkan mısın, sessiz misin? Eğlence düşkünü müsün, ağırbaşlı mısın? Dördüncü faktör, uyumluluk.
Uyumluluğu anlamak içinse şöyle sorular soruyoruz. Sıcakkanlı mısın, mesafeli misin? Vefalı mısın, vefasız mısın? Ve son faktör, Eysenck'ten de bildiğimiz nevrotiklik. Nevrotikliği değerlendirmek için de şu soruları soruyoruz. Sakin misin, gergin misin? Soğukkanlı mısın, endişeli misin? Kendini güvende mi hissediyorsun, yoksa diken üstünde misin? Katel, Eysenck ve Büyük Beşli, yani bunların hepsi faktör analizi denen bir yöntem izliyor. Bu özellik kategorilerini bu şekilde oluşturuyorlar. Faktör analizi istatistiksel bir yöntem. Belli başlı özelliklerimizi belirleyip kategorize etmeye yarıyor. Alpor'un kuramında ise bu yöntem kullanılmıyor. Alpor, özellikleri belirlemek için farklı yollara başvurmuş. Faktör analiziyle değişken sayısı azaltılarak değişkenler arasındaki ilişkilerin yapısı tespit ediliyor. Bunu yapıyoruz çünkü değişkenleri sınıflandırmak istiyoruz. Geçmişte, yani Katel ve Eysenck'in zamanında muhtemelen tüm bu hesaplar elle yapılıyordu. Özellikle kategorilerini belirleyebilmek için tüm kombinasyonlar tek tek ele alınıyordu. Günümüzde ise işin matematiğini bilgisayarlar hallediyor. Ve sonuçta da ortaya çıkan son değişken kümeleri, yani kişilik özelliği sınıflandırmaları. İşte bunlar. Hoşça kalın.